Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. EKPSS denemelerimize devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Birincisini geçen hafta çözmüştük. Şimdi ikincisini çözeceğiz. sınavımız 28 Nisan'da yaklaştı. Birkaç tane daha çözmeye çalışacağız. Evet, buraya iki yazmamız lazım. Şu ikincisi sevgili öğrencilerim. Evet, hemen başlayalım. Hayat sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde meslekle ilgili yaşayış anlamında kullanılmış. Yani meslek hayatı onu kastediyor. Evet uzay çalışmalarına göre ayda hayat burada yaşam anlamında ne yapılmış kullanılmış. Kitapta yazarın hayatı bu da e, ömür olarak kullanılmış. Sonra bana denizcilik hayatını bakın denizcilik mesleğindeki meslek hayatını dediği için cevabımız C şıkkıdır. Hayatımı kasabanın dışına kurdum. Yani yaşantımı anlamı kullanılmış. Bu iş hayatta olmaz. Yani mümkün değil anlamında kullanılmış sevgili öğrenciler. Saçındaki tokanın bağı çözüldü. Burada örme, örülmüş şöyle düşünelim. Evet örülmüş ağ anlamı var. Eşsessiz soru yani bu ağın diğer anlamı eş sesli olacak değil mi? Onu hangisi diye soruyor. Bahçede koşarken ayakkabımın bağı. Bakın örülmüş. Aa bunlar aynı anlam. Ee, bize eş sesli. Diğer anlamı soruyor. Köy ile ilçe arasında üzüm bağları. Bakın buradaki sevgilerim. öğrencilerim bağ e, eş sesli olan diğer anlam. Bakın iki bağ yine bakın örgü anlamında paketten e, paketin üzerindeki bağ bu da örgü anlamında. Evet maydanoz bağları bu da e, e, örülmüş yani e, ip e, den oluşturulmuş ağ anlamında. Fakat B şıkkında diğer anlam olan bakın üzüm tanelerinin yaprakları var. Bu bağları kastediyor sevgilendirim. Cevabımız B'dir. Sebep sonuç ilişkisini sonucu bulacağız. Bunun yapılma nedenini sebebini anlatacak. Onun kitapları okurun duygularını dile getirdiği için seviliyor. Bakın sevilmesi sonuç. Ne yapıyordu sonuca? Niçin diye soruyorduk. Evet okurun duygularını dile getirdiği için sebep sonuç cümlesi burasıdır. Yazar seçtiği romanlarını tanıtırken iyi değerlendirmeler yapmış. Bir araştırmacı okuduğu kaynaklar için burada da yok. İrem konuşmasını bir tekerlemeyle ile başlattı. Niçin? Bakın bunların niçin deyince cevapları yok. Ders çalışırsa sınavı kazanır. Şu aldatabilir. Buradaki sase neydi sevgilencelerim? Evet koşul şart anlamıydı. Bu metniden numaralanmış hangisi? Bir tavsiye. Tavsiye neydi? Evet öneri olarak yazabilirsiniz veyahut da nasihat olarak düşünebilirsiniz. Ordu'ya şehrin can damarı olmuş Boztepe'nin denizle buluştuğu noktadan girdik. Aniden karşımıza çıkan şehrin görüntüsü gerçekten büyüleyiciydi. Karnımız acıkınca bir restorana girip buranın meşhur yemeklerinden yedik. Ordu'ya yolunuz düşerse zengin bir mutfağa sahip olan bu şehrin yerel lezzetlerini denemelisiniz. Denemenizi ne yapıyor bakın tavsiye ediyor. Yani 4 numara bizim aradığımız cevap. Aşağıdaki az sözler hangisi bu cümleye yakındır? Ne kadar saklamaya çalışsak da gerçekler er geç ortaya çıkar. Üzüm üzüme baka baka kararı bu kötü arkadaşlar. Güneş girmeyene ve bu sağlıktan. Gün doğmadan neler doğar geleceğe yönelik umut. Doğru söyleyen dokusu köyden kovarlar. Doğru sözlü olmak yani e, insanların kabul etmeyeceği anlamı. Yalancının mumu er ya da geç yani yatsıya kadar yanar. Aradığınız cevap budur. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarının hangisine yer verilmemiştir? Kestane pazarında kuş satan bir dükkan gördü Nerede? Kestane pazarında. Burası ne ile alakalı? Yer. Ablamla, ablamla bakın kişiler var. Dükkanın önünde kafese gülümseyerek yanaştık. Bakın bu bir olay örgüsü. Onu anlatıyor. Cıvıl cıvıldı kafesteki kanarya. Kanarya'nın şen şakla götüşü bizi büyüledi. Bu yüzden onu almaya karar verdik. Şimdi baktığımızda sevgili şu değil zaten bu hikaye unsuru değil. Bakın bu sizi aldatmasın sevgili Hikaye unsuru değil. Hikaye unsurları dört tanedir. Yer zaman kişi olay olarak düşündüğümüzde burada olmayan zamandır. Bunun bir ana fikri olabilir fakat hikaye unsuru değildir. Hikaye unsurları yer zaman kişi olay arasında olmayan zamandır sevgili öğrenciler. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? Ne sıklıkla balık tüketilmelidir? Balıklar neden, çocuklar neden balık yemelidir? Önerilen balık türleri besin kaynağının önemi kimlere tavsiye ediliyor? Balık gebelikten itibaren anne adaylarına ve çocuklara kimlere tavsiye ediliyor cevabını bulduk. Çocukların beyin gelişiminin hızlı olduğu anne karnındaki son 2-3 ay ve 0-3 yaş dönemi. Bakın bunu soruyor muydu? Türleri evet yok. Çünkü balık eti protein ve omega bakımından zengin, İyot, selenyum, çinko. Bakın bunlar neydi? E, besin değerleriydi. Evet, iyi bir besin kaynağıdır. Özellikle uskumru, lüfer, somon, hamsi. Bakın balık türlerinde bulduk sevgilencilerim. Evet, ne sıklıkla e, tüketilmelidirin? E, cevap var mı diye bakıyorum. Yok. Çocuklar neden balık yemelidir diye sorunda da. Çünkü protein ve omega bakımından zengin olduklarından dolayı. Bunda cevap var hangi sıklıkla ne sıklıkla yenilmenin cevabı yoktur. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerden işaret yoluyla bir varlığı. Yani bize neyi soruyor? Sevgili öğrencilerim işaret zamirini bizlere soruyor. Bu seneki konferans nerede? Bakın ne yapıyor? Bize yerini yani nerede yapılacak derken soru soruyor. Yani soru zamiri. Siz, ben, sen, o, biz, siz, o bunlar kişi veyahut da şahıs zamirleri. Evrakların bir birkaçı belirli değil bakın belgisiz, belirsiz diye de düşünebilirsiniz zamir. Onu bir kutunun içinde derken bakın ne yapıyor burada sevgili öğrencilerim? Onu derken evet, insanın yerine bunu kullanarak işaret ediyor sevgili öğrencilerim. Bahçeyi kim sürdü derken burada da soru zamir var. Evet. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi veya hangileri basit yapılıdır diye soruyor. Bakalım. Yani basit ne demek? Türememiş. Ek almamış. Yani türetecek ek almamış demekse yani. Yalın halde. Yok kelimesinden yoksul bu türemiş. Vardan varlık, varlıklı türemiş. Hazırlamaktan hazırlanmak türemiş. Evet, cömertten cömertir derken bakın haber kipi almış fakat sevgili türemiş değil. Bu basit. Yani yalın haldedir. Cevabımız 4 numaradır. Bu metne boş bırakılan yaraştırdaki ilmeler hangisi gelmelidir? Konuşma derslerinde öğrencilere bir yerden geçerken dikkatiniz çevrenizde olsun. Evet. Dikkatimizi çevremizdeki yere vererek kulak tıkamak dinlememek demek. Kulak arkası etmek, önemsememek demek. Kulağınızı duvar edin derken hiçbir şey kulağınıza girmesin demek. Kulak asmayın, dinlemeyin demek. Burada önemli olan nedir? Kulak vermek dikkatimizi oraya, çevreye yoğunlaştırmak demek. Evet, görsel e, yorumlama sorumuz var. Bir okuldaki öğrencilerin en çok ilgi duydukları müzik aletlerinin kullanım yüzdeleri verilmiş. Hangisi söylenebilir diyor. En az kullanılan müzik aleti. Bakın, şulütmüş. Burada ne diyor? Piyano diyor. Yanlış. Piyanoyu kullananlar keman kullananlardan daha fazla. Piyanoyu kullananlar kaç? 14. Keman kullananlar kaç? 45. Doğru mu? Yanlış. Keman bağlamadan daha çok. Keman kaç? 45. Bağlama kaç? 35. 45, 35'ten daha fazla tercih edilmiş. Evet, doğrudur. Bağlama kullanan piyanodan azdır. Bağlama 35, piyano kaçmış? 14. Az mı? Değil, yanlış. Piyano en fazla diyor. Piyano kaç? 14. En fazla bakın 45'te ne varsa evlerinde buranın keman olması lazım. Bu da yanlıştır kişinin kendi hayatını kendinin anlattığı yazı oto kendisi otomatik yani oto kendimiz demek oto kontrol kendimiz kontrol otobiyografi kendi hayatımızı kendimizin yazdığı yazı türüdür sevgili öğrenciler. Biyografi bizim başkasının hayatını yazdığımızda zaten ana başımızdan geçen olaylar hikayeyi biliyorsun denemede serbest yazılan yazılar gibi düşünün. Evet. Bu metinde numaralanmış cümleler hangisi veya hangilerinde öznel ifade? Öznel ifade ne demek? Evet, kendi Görüşlerimizden bahsedeceğiz sevgili öğrencilerim. Yani nesnel olmayacak. Kaç kar dağlarında hava durumu gün içine farklılık gösterir? Bu bilimseldir. Kendi yorumumuz değil. Yakıcı güneşin ardından insanı ürküten sağanak yağışlar. Bakın insanı ürkütme. Sizi ürkütüyor olabilir. Başkası bundan keyif alıyor olabilir. İşte burada kişisel görüş. Yani öznenin. Yani öznel. Kendi görüşümüz var. Görede yaşayan sağanak yağışlar sellere yol açar. Bakın bu yorum değil. Bu gerçekçi bir şey. Ayrıca bu yarışlar heyelanların oluşması sebep olur. Bu da bilimsel. Herkesin söylediği şey burada yorum yoktur. Kendi fikrimiz yoktur. Evet, noktalama işaretlerinden sonra doktor Ahmet derken kısaltmalara nokta koyuyoruz. Evet, not defteri virgül tükenmez kalem ve olması virgül koyacaktık. Burada tükenmez kalem. Evet, küçük bir çanta, not defteri, sıralı eş görev cümleler arasında virgül koyuyoruz. Yani nokta ve virgül bizim aradığımız cevaptır. D'nin yazım yanlış. Nasıl da D'yi çıkar. Evet. Anlam bozuluyorsa. Anlam bozuluyorsa birleşik yazılacak. Bozulmuyorsa ayrı yazılacak. Duygularını şiirle de anlatabilirsin sevgili Şiirle de zaten vurgu yapılabiliyor. Bunun ayrı yazılması lazım. Yanlış olmuş. Bahçede bulunmaya bakın. Bahçe küçük bir havuz vardı olur mu? Olmaz. Birleşik an, akşam teyzemlerde. Bakın bulunma hali. Evet birleşik. Resim defterinin bende. Bakın yine bulunma hali birleşik. Ben de. Bakın vurgu yapabiliyorum. Ayrı yazılı. Ben kursa katılacağım. Ben de kursa katılacağım. Bunlar hep doğrudur. Evet matematik sorularımız. 5 rakamının basamak değeri. Birler, onlar, yüzler. Ama nerede? Binler bölünde. Şurası sevgili öğrencilerim birler bölü. Şurası binler bölü. Şurası nedir? Milyonlar bölü. Bize binler bölündeki beş. Yani şunu sormuyor. Evet. Birler, onlar, yüzler. Burası birler Binler, on binler. Beş tane on bin. Ne yaparsa sevgili 50.000 Elli bin yapar. O zaman cevabımız C şıkkıdır. Devam ediyorum. Evet, örüntü 3, bakın ne yapmış? 4 eklemiş. 7'den 11'e 4 eklemiş. Demek ki örüntü 4 ekliyor. 11'den 15'e 4 eklemiş. 15'e 4 eklersek A ne olur? 19 olur. 19'a e 4 eklemiş 23. 23'e 4 eklersek 23 artı 4. B'den ne olur? 27 olur. Bu da 19 olur. B yerine yazılacak sayı A yerine yazılacak sayı kaç fazladır? Yani 27'den 19'u çıkartırsanız buraya 8 kalır sevgili öğrenciler. Efe'nin aynı sayıda 10 TL, 20 TL, 50 TL kağıt parası var. Toplam 240 lirası olduğuna göre Efe'nin kaç tane kağıt parası vardır? Şimdi bakın. Yani 2'şer tane olsa zaten 100 yapar. 2'şer tane olsa 140 yapar. 160'ta kalır. 240 olması Üçer 3'er tane olsa bakın 50, 50, 50 olsa 150 yapar. 20, 20, 20 olsa 60 yapar. 10, 10, 10 olsa 30 yapar. Bakın 150 60 daha 210 30 da burada. 240. Aradığımız cevap bu. Demek ki her kağıttan 3 tane bundan, 3 tane bundan, 3 tane bundan var. Kaç tane kağıt var? 3, 6, 9. Aradığımız cevaptır. Aşağıdaki şekilde tabelanın bir kenar uzunluğu, uzunluğu 80 santim. Evet. Direğin uzunluğu. Boydan soruyor. Şimdi tabelanın bakın şurayı soruyor sevgili öğrenciler. 80 ise bakın her biri şurası. 1, 2, 3, 4. Demek ki her birine olur 20, 20, 20, 20. 20. Şu her çizgi 20 oluyor. Boyuna bakıyoruz şimdi. Şu boyu soruyor bize. Mavi kalemle yapalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çizgi var. Yani 10 çarpı 20'den ne yapar? 200 yapar sevgili Bu 200 santim. Bize metre olarak sorduğu için 200 santimde ne yapar? 2 metre yapar aradığımız cevap. Evet, bir yazar kitabının birinci ay 6'da birini, ikinci ay 12'de 7'sini almış, Üç ayda tamamladığına göre üçüncü ay kitabın kaçta kalacak? Önce ilk iki ayı toplayalım. 1 bölü 6, 7 bölü 12. Bakın paydaları eşitlememiz lazım. Bunu 2 ile genişletiyoruz. Ne oldu? 2 bölü 12 oldu. 2 kere 1, 2. 2 kere 6, 12. Artı ikinci ay ne? 7 bölü 12. Bakın paydaları artık eşit yazıyorum. 7, 2 tane yapar. 9 bölü 12. Bu 9 bölü 12 sevgili öğrencilerim, İlk iki ay okunan kısım. Evet, tamamı neydi? 12 bölü de değil mi? Bundan ilk 2 ay olan 9 bölü 12'yi çıkartırsak ne kalır geriye? 12'den 9 çıktı. 3 bölü 12 olur öğrencilerim. Cevabımız C şıkkı. Şurayı yanlış almışım. Bakın bunu da bazen cevaplarda sadeleştirip 3'ü 3'e bölüp 1, 12'yi 3'e bölüp 4. Bunu 1 bölü 4 şeklinde de cevaplarda görebilirsiniz. Lütfen buna da dikkat edelim sevgili öğrenciler. Evet, yani burada ondalık sayılarda çıkarma var. 2'den 0 şöyle yapalım. 2'den ne yapacakmışız? 2,0 yapalım. Bundan 0,75'i çıkartacakmış. Bir 0 daha ekliyoruz şöyle. Bakın 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldık. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burası komşudan alınca 10 olmuştu. Komşuya verdi 9 kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. Komşuya verdi 1 kaldı. 1'den 0 çıktı. 1 kaldı. Yani sevgilerim üçgenimiz 1,25'miş. Şimdi bunu yerine 1,25 yazarsak. 1,25 ile 3,25 toplayıp kareyi buluyormuşuz. Yani 1,25 ile de 3,25'i toplayalım. Bakın 0 2 4 5 3 1 daha yapar 4,50'de ne oldu? Karemiz olmuş oldu sevgili öğrencilerim. 4,50 arkasındaki sıfırı e, önemi yok biliyorsunuz. 4.5 aradığımız cevaptır. Bir dörtgenin iç açılarının ikisinin ölçüsü toplamı 155. Diyelim ki şurayla şurayı toplamışız. 155 etmiş. Diğer iki iç açısının toplamını soruyor. Hangisi olabilir diyor. Şimdi dörtgenin iç açılarının ölçüsü 160. 360. Üçgenin iki açısı 180. İki açısı 155 yani şu diğer iki açının toplamı ne olacak? Toplam 360 sayı. İkisini 255 iki ise bu 155'i çıkartırız. Diğer ikisinin toplamı buluruz değil mi? Çıkarma işlemi yapıyoruz. 10'dan 5 çıktı 5. Komşuya verdi 5 kaldı. 5'ten 5 çıktı 0. 3'ten 5 çıktı 2. Yani ikililerin toplamının ne yapması lazım? 205 yapması lazım. Bakın 115 ile 85 topluyorum. 115, 5 eklesem 120. 80 daha bunların toplamı 200 olmadı. 110, 80 daha 195 yapar. Bakın 105, 5'ini eklesek ne yaptı? 110. Evet. 90 daha ekledik. Burası da 200 yaptı. Bakın 100, 105 daha 205. Aradığımız cevap bulduk. Evet. 140, 85 daha. Burası da 225 yapar. Cevabımız denizli olmuş olur. Yanındaki şekilde adlandırılmış noktaların hangileri doğru parçalarla birleştirilir? Bir ikiz kenar üçgen. Yani i̇kiz kenar ne demek? Şöyle olacak. İki kenar eşit olacak. Diğeri farklı olacak. Şimdi bakın mantık olarak şu yamuk yumuk yapmaya gerek yok. Mantık bunu şu ortada gibi görünüyor sevgilendirim. Ee, bunu yaptığımız zaman şöyle yapsak bakın yine eşit olmuyor. Ee, i̇lk bakışta bakın şöyle gibi gelebilir. Şimdi yanlış olanı gösteriyorum. Bakın şöyle eşitlediğimizde şurada bir, şurada iki oluyor. Yani ikiz kenar oluşmuyor sevgilendirim. İlk bakışta bana da öyle gelmişti. Ama bakın dikkat ettiğimizde şurası asıl ortası. Bakın şöyle baktığınızda yani şöyle olmuş olacak. Şuradan bir tanesini şuraya çekeceksiniz. Şuradan bir tanesini şuraya. Bir tanesini şöyle çektiğinizde bakın ikiz kenar üçgen ne oldu? Bakın şurası bakın tam ortaya geliyor görüyor musunuz? Şöyle dikme çizdiğimizde şu iki kenar ne oldu? Birbirine eşit oldu. Demek ki NKL bizim ikiz kenar üçgenimiz. Bakın şu ilk bakışta LKM gibi geldi. Şöyle bakın şu tam ortası olmuyor. Dikkat edelim. Evet burada üç sayılar verilmiş. Ne yapıyorduk? Yani üst sayılar yapıyorduk. Şurası 4 çarpı 4 16. Şurası 3 çarpı 3 9. Parantez yapıyorum. Bakın 16'dan 9 çıktı. Burada 7 kaldı. Şurası önce parantez yapıyorum. 4. 2 ile 4 çarpıyorum. Şurası da ne oldu? 8 oldu. Şimdi ne kaldı? Bakın 28 bölü parantez içi 7. Burayı yapacağız önce. Artı. Burası kaç çıktı toplamda? 8 çıktı. 28 7'ye bölersek 7 kere 4 28. Burası 4 olur. Artı da 8 eklediğimizde 12 sonucunu buluruz. 5 üzeri 4 ne demek? Üstü kadar. Yani 4 tane 5'i. 5 5 5 5. 4 tane 5'i yan yana çarpmak demek. Cevabımız E şıkkı. Yandaki M merkezi çemberde hangi ikisi birleşirse yarıçap ortaya çıkar? Bakın yarıçap tam göbekten olacak. Yani M'den başlayacağız. Bu zaten çemberin dışında. Bu da zaten çemberin tam köşesi değil. Bakın şuradan şöyle geldiğimizde MK arası yarıçap olmuş olur sevgili öğrenciler. Dikdörtgen özelliği. Karşılık kenarları bakın şöyle dikdörtgen diziyorum sevgili öğrencilerim. Bakın bunlar zaten dik olduğu için şöyle evet, bütün kenarlar dik. Şu kenarlar şu kenar paralel bu kenarlar bu kenar paralel. Bu doğru. Bütün açıların ölçüsü eşit olabilir mi? 90 90 90 90 doğru. Köşegenlerinin uzunlukları da evet dikdörtgen çünkü bakın şu kısa kenarla şu uzun kenarı birleşiyor. Aynı bakın bu buna eşit. Bu da buna eşit. Bu kısa kenarla bu birleşiyor. Yine bakın ne oldu? E, ee, köşegenler birbirine eşit oldu. Düzgün çokgen mi? Hayır. Dört köşesi, dört kenarı da eşit olması lazım düzgün olmak Yani şöyle eşkenar, dörtgen gibi hepsi birbirine eşit olursa veyahut da bakın kare olursa sevgili öğrencilerim her kenar eşit olursa düzgün çokgen olur. Dört olmaz. Bir, iki, üç aradığımız cevaptır. Yüzlerini sayısı. Küp. Küp nasıl sevgilenecek? Bakın şöyle. Küp düşünelim. Evet. Küpün 6 tane yüzü var. Kare prizmanın 6 tane yüzü var. Üçgen prizmanın 5 tane var. Dikdörtgenler prizmasının sevgilenecek. 6 tane koninin zaten şöyle düşünün koniyi. Evet. Bir yuvarlak bir de bu. E, bunda da zaten e, şey yok. O, bize 5 tane olması olduğu için Üçgen prizma. bakın şöyle düşünün üçgen prizmayı sevgileneceğim bir burada bir burada iki üçgenin de zaten şu şekilde üç tane de çevresinde var iki üç de burada toplam ne oldu bakın beş olmuş oldu. Evet bize açıları vermiş şurası dikmiş sevgileneceğim onu söylüyor cfd cfd şuradaki açıyı bize soruyor. Şimdi bakın buranın tamamı 90 sa. 23'ünü çıkartırsak şurayı buluruz değil mi? Yani 90'dan 23 çıkartıyoruz. 10'dan 3 çıktı. 7. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. Şurası 67 dereceymiş sevgilerde. Burayı bulduk. Şimdi siliyorum. Burayı bulduktan sonra. karışmasın kafamız. 67 şurası. Bakın şu düz bir çizgimiz. Bakın F'den gelen şuraya gelen doğrusal. Yani düz bir çizgi. Bunu niye söylüyor bize? Şuranın tamamı 180 derece. Çünkü şöyle bir çizgide Şöyle bir şeyler var. Şurası nedir? 180 derecede. Bakın şurası 67. Şurası 66. Şu arayı ne yaparız? 180 çıkarını buraya buluruz. Yani 66 ile 67'yi topluyorum. 13 3 elde var. 1, 6, 6, 12. Bir de elde 13, 133. Tamam karşıtı 180 derece. 180'den de 133'ü çıkartırsak 7. 7'den 3 4. 47 derecede burasını buluruz sevgili öğrenciler. Son sorumuz. Halil kenara dikler verilmiş. Evet. Çevresinin uzunluğu 70. Bakın burası 15 ise buranın tamamı 15'tir. 15, 15 tane yaptı, 30 yaptı. Toplam 70 ise 70'ten 30'u çıkartıyorum, 40 kaldı. E, Burasıyla da burası eşit olduğu için 20 burası olur, 20 burası olur değil mi? Şimdi buradaki mantık, bakın yıldız koyuyorum çok klasiktir. Şu taban kaç? 15. Buna gelen yükseklik şurası. Bize sorduğu yer burası zaten, dk. Alanı nasıl yaparız? Bakın bulabiliriz bu paralel tamamının alanı şu 15'e gelen dik şu x ile çarptığımızda alanı buluruz. Değil mi? Bakın zemin çarpı yükseklik. 15 çarpı x. Aynı şekilde diğer iki verilerine bakın. Burası da aynı. Bu uzun kenar zemin 20 çarpı yükseklik kaç? 12. Bakın ne oldu? Şuradan alanı buluruz. 15'e bölünce x'i yakalarız. Öyle değil mi sevgilerim? Yani veya şöyle bakın. Her iki tarafı 15'e bölersek x yalnız başına kalır. 15'e bölüyorum. x eşittir. 20 çarpı 12 bölü 15 yapar. 20 ile 12 çarparsanız 2 tane 12 ne yapar? 24. Yani 240 bölü 15 yapar. Burada da sevgili cevabımız 16 çıkar. Veya daha kısa yolu var bakın. 20'yi e bölersiniz. Şey 5'e bölersiniz 4. 15'i 5'e bölersiniz 3. Sonra 12'yi 3'e bölersiniz 4. 4 çarpı 4'ten de 16'yı buradan da bulabilirsiniz sevgili Evet genel yetenek testimizi bitirdik. Genel kültür testine geçeceğiz sevgili Hemen arkasından onu da hazırlayacağım. Eğer istiyorsanız lütfen yorumlarda denemek istediğiniz veya hangi testleri istiyorsanız yazınız. Bu iki hafta içerisinde inşallah yoğunlaştıralım. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden EKPS'de başarılar diliyorum.